Yaz geliyor. Eğer kısır seviyorsanız ama yiyince de kilo almaktan korkuyorsanız lütfen bu şekilde deneyin. Merhabalar, bugün sizinle karnabahar kısırı yapacağız. Bu çok lezzetli diyet bir tarif. Bunun için karnabaharlarımı buharda haşlayacağım. Ondan sonraki işlemleri de adım adım sizinle birlikte yapacağım. Önce böyle karnabaharlarımı yerleştiriyorum. Ocağımın altını yakıyorum. Sonra da kapağını kapatacağım. Ve pişmelerini, yumuşamalarını bekleyeceğim. Karnabaharlarımı haşladım. Tam bir 20 dakika haşladım. Çok ezilmeyen, bakın çok sıcak ama elleyeceğim. Diri hala daha ama o çiğ kıtırlığı da gitti. Şimdi bunu rondolayacağım ben. Karnabaharlarımı gördüğünüz gibi böyle rondoladım. Bulgur haline getirdim. Şimdi burada da bir tane orta boy kırmızı soğanımı soteliyorum. Yeşil soğan da kullanabilirsiniz. Yeşil soğan kullanırsanız hiç sotelemeye gerek yok bence. Bunun içerisine şöyle dolu dolu bir yemek kaşığı salça koyuyorum. Bu şekilde soteledikten sonra bunu alıyorum. Karnabaharımın içerisine ekliyorum. Bu şekilde karıştıracağım. Bu şekilde soteyi de karıştırdıktan sonra içerisine bir çay kaşığı, hatta ben biraz daha, çünkü biz hafif acı seviyoruz. Yaklaşık 2 çay kaşığı koydum. 2 çay kaşığı kırmızı pul biber. Şöyle 1 çay kaşığı, evet, kimyon ve gene 1 çay kaşığı da karabiber ilave edeceğim. Evet, şöyle 1 çay kaşığından biraz fazla da tuz attım. Zeytinyağı soğanı sotelerken koymuştum ama biraz daha koyacağım çünkü yeşillikler ilave edeceğim. Yağ az gelecektir. Bu arada ben tam bir orta boy karnabahar kullandım. 1,5 limon suyu var burada. Ben önce bir yaklaşık 1 limonun suyunu koyacağım. Sonra tadına bakacağım. Eğer istenirse bir yarım limon suyum daha var. Onu da ilave edeceğim. Ve şöyle 1 yemek kaşığı da nar ekşimi ilave ettim. Gene hepsini karıştıralım. Gayet güzel oldu. Şimdi bunun içerisine bir tane kalın sarımsak, yeşil sarımsak ince ince doğradım. 7-8 tane kıl biber, hafif acı. Yarım demet maydanoz, üçte bir demet nane, taze nane ince kıyılmış. Böyle 3-4 tane rokayı ince kıydım. Şimdi bunların içerisine 2 tane küçük doğranmış salatalığım var. Ben bunu şöyle yarımını ayıracağım. Sanki çok, gözüme çok göründü. Burada 2 tane küçük boy domatesi küp küp doğradım. Şöyle sularını koymamaya çalışıyorum. Sulandırmasın kısırımızı. Ezmeden şöyle alttan hafif hafif karıştıralım. Gördüğünüz gibi kısırımız hazır. Servise de hazır. Yanında marullarımız ve 1 bardak güzel demlenmiş çayımız. Yaz geliyor. Eğer kısır seviyorsanız ama yiyince de kilo almaktan korkuyorsanız lütfen bu şekilde deneyin. Hem keyifle yiyeceksiniz hem de hiç vicdan azabı çekmeyeceksiniz. Afiyetler olsun.